Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür Sanat Ajandamızla karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, dünya tarihine iz bırakan sayısız olayı belgeleyen efsanevi fotoğrafçı Joseph Kudelka'nın Ruins, Kalıntılar adlı çalışmasının Türkiye ayağını belgeleyen Kudelka Aynı Nehirden Geçmek filmi Türkiye premierini 41. İstanbul Film Festivali'nde yapmaya hazırlanıyor. Dünya tarihine iz bırakan sayısız olayı, yüzlerce antik kent ve arkeolojik kalıntıyı objektifiyle kayıt altına aldı. Ruins, Kalıntılar projesi için Türkiye'de 6 yıl boyunca 60'a yakın antik kenti fotoğrafladı. 1968'in en ikonik fotoğraflarının sahibi efsanevi fotoğrafçı Joseph Kudelka'nın Ruins, Kalıntılar adlı çalışmasının Türkiye ayağını belgeleyen Kudelka, Aynı Nehirden Geçmek filmi, Türkiye premierini 41. İstanbul Film Festivali'nde yapmaya hazırlanıyor. Fotoğraf sanatçısı Coşkun Aşar, Kudelka ile birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinde her yıl ortalama 6000 kilometre yol kat ederek onu bu seyahatler sırasında filme aldı. Kudelka'nın 2008'de Pera Müzesi'nde açılan retrospektifi için geldiği İstanbul'da tanışan ikili, ilk yolculuklarına 2011'de çıktı. Çekimleri 6 yıla yayılan, inatçılığı ve mükemmeliyetçiliğiyle ünlü efsanevi fotoğrafçının adımlarını bir gölge gibi takip eden Aşar, bu süreçte 130 saatlik görüntü ve 30 saati aşan söyleşi kaydı elde etti. O kayıtlar, ek sahneler, yeni görüntüler ve yeni sesler, Ayhan Hacı Fazlıoğlu'nun senaryosu ve kurgusuyla Kudelka, Aynı Nehirden Geçmek isimli filme dönüştü. Maximum from myself and maximum from whatever I photograph. Yıkımın estetiğini zamanın izleriyle birleştirirken, antik kalıntıların eşsiz tarihinin Kudelka'nın panoramik fotoğraflarında nasıl kusursuz imgelere dönüştüğünü gözler önüne seren film, 8-19 Nisan tarihleri arasında 41.'si gerçekleşecek İstanbul Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Film, festivalin ulusal belgesel yarışması kapsamında 14 Nisan'da Kadıköy Sinematek'te, 16 Nisan'da Beyoğlu Sineması'nda görülebilecek. Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı Zeynep Öztürk'ün Bakarken 2 başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Zeynep Öztürk'ün 3. kişisel sergisi olan Bakarken 2, Anadolu'da yetişen 14 farklı çiçeğin hikayesini ele alıyor. Ekavart Galeri'de sergilenen 14 eserin satışıyla elde edilecek gelirin tamamının Elim Sende platformu üzerinden SMA'lı çocukların tedavisiyle EKAV Vakfı'nın sanat dalında eğitim gören bursiyerlerine aktarılacak. Sergi 7 Mayıs'a dek izlenebilir. Beni sımsıkı saracaksın diye bakıyorum ve bekliyorum. Denizin mavisi gökyüzünün mavisiyle karışarak yüreğimi Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk evlendi. Orhan Pamuk, sağlık turizmi alanında çalışan Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu Aslı Akyavaş'la Beyoğlu Belediyesi'nce kıyılan bir nikahla evlendi. 10 yıldır birlikte olan Pamuk'la Akyavaş'ın nikahı salgın koşulları nedeniyle aile içinde yapıldı. Orhan Pamuk ve eşine mutluluklar diliyoruz. Ve dün akşam gece gündüzde sohbet konusu olarak da sizlere aktardık. Orkestra şefleriyle birlikte Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın programını konuştuk ve iş sanat sahnesindeki ilk konserini verdi orkestra. Christian Vasquez şefliğini üstlendi ilk akşam konserin ve parlayan yıldızlarımızdan Poyraz Baltacıgil de solist olarak yer aldı. Şimdi o konserden bir bölümü biraz izleyelim. Thank you.
3 akşamlık bir konser serisi Simon Bolivar Orkestrası'nın konserleri ve ilk akşamı kısacık sizlere ekrana getirdik. Bu akşam da İş Sanat sahnesinde Simon Bolivar Senfoni Orkestrası konserlerine devam edecek ve bu akşamki konserde şef olarak Andres David Asconia'da yer alacak. Yarınsa orkestra önce Darüşşafaka'da öğrencilerle buluşacak. Ardından yarın akşam Konservatuar ve Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümü öğrencilerine İş Sanat'ta ücretsiz bir konser verecek. Konsere katılmak isteyen öğrenciler rezervasyon@işsanat.com.tr adresinden mail atarak rezervasyon yaptırabilirler. Bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin ilk halı belgeseli Anadolu Halısı Ruhumun Dili, Sözümün Rengi'nin ilk gösterimi yapıldı. Coşkun Aral'ın gözünden kültür mirasımız Türk halısının yol hikayesini anlatan belgesel, her ilmeği insan emeğiyle dokunan Türk halısını tüm dünyaya tanıtmanın dışında el dokumacılığının kaybolmamasını ve çoğunluğunu kadın istihdamının oluşturduğu dokumacılık sektörünün canlandırılmasını hedefliyor. Belgeselin yurt dışı ve ulusal belgesel kanallarıyla online platformlarda izleyiciyle buluşması planlanıyor. Sanat olduğunu renkleri üzerinden 500 yıl geçmesine rağmen yani buna sanat tarihinde stil diyor. Tam develer için. Develer için. Ve tiyatronun gündemiyle tamamlıyoruz. Yeni sezonda seyirciyle buluşan Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Demet Akpan başrolünde yer aldığı Aydınlık Evler oyununun ekibiyle bir araya geldik ve işte o sohbetle şimdi sizlere veda ediyoruz. Yeni günde görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz, tiyatronun gündeminde yepyeni bir oyunu konuşuyoruz bugün. Yapımını BKM'nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, rejisini Serdar Biliş'in üstlendiği yepyeni bir oyun, Aydınlık Evleri konuşuyoruz. Ve oyun perdelerini açtı, ilk andan itibaren tiyatro sever için heyecan yarattı. Çünkü sevgili Demet Akbağ'ın 15 yıl aradan sonra sahneye dönüyor olması, Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk oyun olması, bütün bunlar hepimizin heyecanını arttırdı ve müthiş bir ekiple Aydınlık Evler yola çıktı. Çok teşekkür ediyorum. Sahnelerinde ağırlıyorlar bizi. Evet. Bunun da heyecanı başka. Aslında duygularımız karşılıklı diyeceğim. Çünkü ilk günden beri Demet'in heyecanını da hissediyorum. Diğer oyuncu arkadaşlarımızın da. Olmazdı değil mi? Tiyatrosuz olmazdı. 15 yıl çok uzun zamanmış diyoruz. Nasıl olmuş ben ona daha iyi. Evet, yani ama biz seni gördük. Hep gördük. Evet. Hep seninleydik. Evet. Ama yine de tiyatrosuz olmadı galiba. Olmadı. Hep biliyorsun film galalarıyla, filmlerle tabii, beraberdik. Ben bir şekilde seyircimle buluştum ama başka mecralarda buluştum. Çok özlemiştim tiyatroyu. Hep istediğim metin, arzu ettiğim rol. Ay şimdi o olmadı, bu oyunla mı döneyim? Hmm. O olmadı, bu mu olsun? Çok bunca zaman oyun bekledim. Oyun okudun bence. Çok, evet. Çok. Evet. İşte hatta birazdan söz eder sevgili yönetmenim Serdar'la da başka projeler için de biz bir araya geldik. Hani bir yabancı oyun, bir uyarlama, bunlarla da toplantılar yaptık uzun uzun. Sonra malum dünyayı alt üst eden, elbette, hastalık gündeme oturunca
bizim oyun 1-2 senede oradan attı. Aslında bu oyun 1,5-2 yıl kadar önce hazırdı. Ben bir an önce seyirciyle buluşmayı isteyen bir oyuncuyum. Uzamasın. Ne yapacağımı kestirebildiğim zaman seyirci isterim ama bu oyunun provalarında bu tatlı genç arkadaşlarımla beraber bitmesin istedim o süreç. Hmm. Her gün büyük bir heyecanla geldim. Oraları da anlatırsınız umarım. Neler yapıp getirdiğimi. Sabah erken bir anne şefkatiyle. Onlara evet kekler poğaçalar evet. Ve hatta baba bırakıyorum. Anne şefkatiyle evet, evet. Yani o kadar zevkliydi ki evet. Yani şahane bir ekibi var. Sevgili yapımcımız Nisan Ceren'in ve Serdar'ın hep birlikte çalıştıkları bir ekip. Müthiş bir genç kadro var yapımda çalışan. Ve sıra dışı rejisiyle gerçekten hep etkilendiğimiz bir yönetmen. Hem Türkiye'de hem dünyada çok ödüllü bir yönetmenimiz. Ve şimdi Aydınlık Evler bambaşka bir proje. Yani eminim her biri ayrı bir yolculuk ama söz buraya geldiğinde, Aydınlık Evler'e geldiğinde nasıl bir buluşma oldu? Ve tabii ki en baştan itibaren bu yolculuğun içinde olan olarak ilk iki oyunda geçti. Nasıl hissediyorsunuz? Evet. Aydınlık Evler'in bir kere çok duygusal bir hikaye aslında. Bir komedi evet ama buruk bir komedi. Bu da ve bu komedi ustalara emanet yani bir kere. O yüzden hani gerçekten böyle bir ustayla yani çok iyi bildiği bir malzemenin içerisinde çalışırken onu izlemek diğer oyuncularla beraber. Ama onu söylemeden de demeyeceğim. Özellikle Demet'i tabii ki izlemek, onunla bu deneyimi paylaşmak benim için çok özeldi. Salih'i gördüğüme de çok mutlu oldum. Çünkü ben aslında Salih'i yine önce tiyatro sahnesinde tanıdım. Evet. Ve yeniden bir tiyatro oyunuyla buluşmak ayrıca keyifli geldi. Onu da söylemem lazım. Onu bu yoğun işlerinin arasında evet, yakalamamız. Orayı anlatır herhalde. O Ankara'dan geldi. Yani evet. Ankara'dan geldi de bu oyuna nasıl geldi yani? Nasıl onu bir yoklu. Yok değil mi? Salih'in bir projesi, dizisi, tabii. Bir şeysi çok bize vakit üst üste geldi bu ara. Çok üst üste geldi ama bu yani benim için reddedilmez bir taraftı. Çünkü zaten işte Demet Akbay, Yılmaz Erdoğan hani benim starterım bu ekip yani BKM ilk çıkışından itibaren işte 95-96 senesinden ve sürekli bir fanı olarak takip ettiğim bir ekipti. Keza bir oyuncuydu. Oturduğum yerden niye bu kadın 15 yıldır hala yok ortada, niye bu tiyatro sahnesinde değil yani biz yapıyoruz hadi yani insan çünkü istiyor be hani böyle denk gelişi Yılmaz Erdoğan niye 15 yıldır bir tiyatro oyunu yazmıyor ya da 20 yıldır neyse ve bu araya işte bir anda pandemiden sonra pandemiden önceydi aslında konuşulduğunda işte Demet Hanım'ın da dediği gibi pandemiden sonra böyle güzel bir boşluğun gelmesi tam böyle prova sürecinde o kadar güzel bir denk geldi ki hani biraz böyle şey diyorum kendi kendime herhalde bayağı istemişim ben bunu hayali iyi kurmuşum yıllarca bunun hayali böyle iyi kurulmuş çok istenmiş tam da buydu diyorsun tam da buydu bence işte hocanın da dediği gibi hani metin olarak da bir komedi ama çok duygusal bir komedi evet. Ve evet genç oyuncularımız artık böyle deme şansımız var gerçekten çok yetkinler. Yani genç oyuncu deyince tiyatro sahnesinde genç oyuncu deyince belki şey çok yeni diye düşünülür. Ama şu doğru. Ben tiyatro sahnesinde ilk kez gördüm sizleri. Bilmiyorum öncesi var mıydı? Benim için vardı. Öyle mi? Benim ilk. İlk değil mi? Biz Burak'a zaten böyle bir evlat değil mi? Durumu sıcaklığıyla ya izleyici de öyle bir kucaklayasımız var. Evet, evet. Yandım. Onun öyle bir durumu onun var. Öyle bir ben durumu ilk var. Tanıştım Burak'la gördüm. Aa Ali gel yavrum. Evet biz evet, Ali'lerimize öyle. Benzettik. Ali'lerimize benzettik. Bir şey. Öyle vereyim sözü. Bu Sinem. Kadar. Sinem için belki öncesi varmış ama böyle bir oyun ve böyle bir kadro neler yaşıyorsun, nasıl geçiyor? Yani şöyle söyleyeyim, ikinci oyunum aslında. Hmm. Öncesi var dediğim daha önce bir tane profesyonel oyunum oldu. Ve o benim için ilk oyun olması sebebiyle yeri farklı ve çok büyük bir heyecanla başladığım ve devam ettirdiğim bir işti. Ve hep kendimi rahatlatıyorum. İkinci oyun ve bundan sonrasında evet artık biraz daha ayakların sağlam olacak diye. Ama ikinci oyunda yani Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ'ı aynı sahnede olacağımı hayal etmemiştim. Şimdi daha da başka heyecanlanıyorum.
Çünkü hayallerimin ötesinde bir şey yaşıyorum aslında. Senin kariyerinde bu oyun bir dönüm noktası olacak. Sen nasıl hissediyorsun? Evet, ben de çok, ya benim için çok önemli bu oyun. Hem ilk oyunum, o başka bir heyecan. Onu hiç, yani çok başka benim için, ilk olduğu için. Hem de ilk olmasının yanı sıra Demet abla, işte Salih abi, Sinem, yönetmenimiz Serdar Biliş, yani herkes o kadar tatlı ve o kadar iyiler ki, hani zaten ayrı ayrı. Hı? Ben de miyim? Sen de iyisin. Ne yani, desin çocuk? Abi. Sen de çok iyisin. Abi. Yani abi. Yani ekibimiz de çok gerçekten, yani ayrı ayrı işinde çok iyi ve gerçekten işini iyi yapmak için uğraşan insanlar ve onlarla bir arada olmak ayrı bir heyecan ve mutluluk benim için. Şu anda da heyecanlıyım o yüzden böyle bahsederken. O biraz, yani aslında televizyon geçmişi Burak'ın. Evet, televizyon eski geçmişini bayağı çocukluk yaşından aslında beri. Aslında o deneyim oynuyorum var ama işte dediğin öyledir ya, hep siz söylersiniz yani tiyatro sahnesi, tiyatro er meydanı sahnesi başka. İşte şimdi başlıyor yolculuk bence onun içinde. Çok mutluyum öyle bir, yani özellikle bu iş özelinde de Demet ablayla biz, yani ikimiz hep aslında sahne üzerine çok beraberiz. Evet, o kısmını birazcık ipucu verelim. Çünkü biz bir babaanne torun ilişkisi seyrediyoruz. Evet. 70'lerde soğuk Ankara günlerinde geçiyor. İşte o yıllar zor yıllar zaten. Ve o yoksulluk, bütün o hikaye. Ambargo yılları. Ambargo yılları. Ama tabii torunu için, değil mi, gerekirse Amerika'ya kafa tutan bir babaannemiz var. Evet, o bizim Zühre Hanım. O yıllardan hatırladığımız tatlı mahalle dokusu, işte bakkalı, kasabı, camcısı şeyi derken ve mahallemizin çılgın ressamı. Evet. O da dünyayı aşk başka için türlü algılayan, yüreği sevgi dolu ve çok ilginç de fikirleri olan, bir felsefesi olan da bir adam yani. Tatlı da. Sevelim, sevilelim diyen yani yetenekli bir şey ressam. Başka da bir şey yapmıyor. Sevmek kurtaracak. Bazı da varsa gelsin karşıma diyen. O oyunun bir küçücük duygusal yanı daha var. Çünkü aslında biraz önce Salih ısrarla söyledi. Niye 15 yıldır yoksun sahnede? Niye Yılmaz Erdoğan yazmamış bu kadar zamandır? Aslında bu ısrarı sevgili Zafer Çık'a çok dile getirdi. Ona da hani buradan böyle bir selam olsun. Yüreğimizden giden bir aslında, değil mi? Söyleyelim. Söyleyelim. Ben açıkçası çok az bahsetmek yok, istedim. Yok tabii. Hakikaten onun son yıllarda Yılmaz'a baskısıydı o. Hani tam onun cümleleriyle söyleyeyim. Neden tiyatro yapmıyorsun? Madem sen yapmıyorsun, karıma bir oyun yaz da karım oynasın. Niçin yazmıyorsun? Bir özlemediniz mi daha tiyatroyu? Seyirci sizi özledi. Bak ben seyirciyim, seyretmek istiyorum. Söz demişti o da. Birader, yazacağım bir oyun. Bu benim sana sözüm dedi. Sonra ilk basılı olarak bana oyun metni eve geldiğinde oyunun finali ya bitirdiği tarih ve altında da Zafer Çıkan'ın anısına yazıyor. O yüzden oyun benim için başka bambaşka bir anlam taşıyor. Evet. Evet, ona. Biz selamımızı gönderdik. İyi ki de öyle söylemiş. İşte bütün seyircinin de duygularına tercüman oldu aslında söylediğimiz bu son nokta bu. Ben çok teşekkür ediyorum benimle de paylaştığınız için. Teşekkür ederiz. Oyunun yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi çok keyifliydi. Teşekkürler. Sağ olun.